editörün hayali yeni bir yazar bulmaktır. Yani önündeki metinlerle uğraşmak onun asli görevi olsa da onun kafasındaki en birinci şey, yani bir gerçek bir editörün kafasındaki en birinci şey ortaya yeni bir yazar çıkartabilmektir. Çünkü ortaya koyduğunuz yazar ne kadar büyük bir yazar olursa ilerleyen yıllar içerisinde bu her zaman size artı puan olarak yazılır. Yani bunu bulan adam işte filanca. Mesela Bahattin Özkişi. Hiç okudunuz mu herhangi bir eserini? Biliyor musunuz? Köse Kadı, Üçteki Adam, Sokakta, Göç Zamanı. Burada aşağı yukarı hepsi okumuştur. Evet, güzel. Peki Bahattin Özkişi'yi bulan kim biliyor musunuz? Evet. Bahattin Özkişi'yi bulan rahmetli Galip Erdal. Nevzat Bey'i haberdar ediyor. Nevzat Bey metni okur okumaz çarpılıyor. Hemen Nurhan Bey'i arıyor İstanbul'u. Apar topar bir toplantı. Oradan Bahattin Bey getiriliyor. Sohbet, muhabbet derken gerçekten Türk Edebiyatı'nın çok müstesna bir şahsiyetiyle karşı karşıya olduklarını anlıyorlar o anda. O yüzden rahmetli Galip ağabey burada bonusları topluyor tabii ki. Dualar kendisine gidiyor. Cengiz Dağcı, sen yine bugün konuştuk. Cengiz Dağcı'nın Ütüken'den çıkan ilk eserini bilen var mı? Bir tahmin alalım. Değil. Badem Dalaması var. O da değil. Korkun Çınmaz. O da değil. Genç Temuçin. Ütüken'den çıkan ilk kitabı Cengiz Dağcı'nın, Genç Temuçin. Ve Genç Temuçin'i bulup getiren kim? Yine Galip Ağabey. Evet. Yani bir noktada Ütüken'in Fahri editörü aslında kendisi. Allah razı olsun kendisinden. Bir İngiltere seyahati sırasında Cengiz Dağcı ile gidip tanışıyor. Böyle bir çalışması olduğunu öğreniyor, alıyor, getiriyor ve o dönemde daha Cengiz Dağcı varlıktan çıkmaya devam ederken diğer eserleri Ütüken'den Genç Timuçin çıkıyor. Ve Cengiz Dağcı doğru kitlesiyle, doğru yayın eviyle buluşmuş oluyor ve işte bugünlere kadar gelen o süreç orada rahmetlinin o girişimiyle başlamış oluyor.